Çoban, çok kıymetli İl Başkanım, İl Yönetim Kurulu üyelerimiz, ilçe başkanımız, kadın kolları ve gençlik kolları başkanımız, değerli teşkilat mensubu kardeşlerim, kıymetli meclis üyelerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim, ilçe başkanımın da ifade ettiği gibi hep birlikte yaptığımız gayretli çalışmalarla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylamasında Soma'da evet çıkması konusunda vesile oldu. Ne kadar gurur duysanız azdır. Hepinize ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hepinize gayretli çalışmalarınızdan ötürü de teşekkür ediyorum. Bu halk oylamasında Türkiye genelinde evet çıkmasıyla beraber Türk demokrasi tarihinde yeni bir sayfa açılmış oldu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bundan sonra memleketin her alanında sadece milletin egemenliği hakim olacak. Bunun için canlı başla çalıştık. 15 yıllık AK Parti iktidarları döneminde bütün vesayet kurumlarını birer birer ortadan kaldırdık. Bu işlemleri yaparken de sadece milletin gücüne inandık, milletin gücüne dayandık. Cumhurbaşkanımız ve kurucu genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan inşallah önümüzdeki günlerde yeni anayasa değişikliği gereği tekrar partimizin başına geçecek ve yeni bir şartlanışın, yeni bir ilerlemenin, yeni bir atılımın da öncülüğünü yapmış olacak. Bu yeni dönemin de memleketimize ve milletimize huzur getirmesini, refah getirmesini, mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Soma'mız da inşallah bu işlerden payını alacak. Bütün Türkiye'nin kalkındığı gibi Soma'mız da Türkiye'den de daha hızlı bir şekilde kalkınmasını sürdürecek. Malumunuz cimento fabrikamızda 2018 yılı ilk yarısında üretime başlamayı hedefliyoruz. Aynı şekilde Polin Termik Santrali'nde de 2018 yılı ilk yarısı ilk ünitesinin üretimi için gün saymakta. İnşaatlar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Binlerce hemşehrimiz, insanımız bu şantiyelerde gayretli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. İstanbul İzmir Otoyolu'nda hummalı çalışma devam ediyor. O da 2018 yılında muhtemelen 2018 sonlarına doğru hizmete açılmış olacak. Bütün tarihler hep 2018'i gösteriyor. Çok güzel hesap edilmiş, çok isabetli bir tarih bence 2018. Çünkü 2019'da çok önemli seçimler bizleri bekliyor. Bir seçim bitti mi hemen bir sonraki seçimin çalışmaları başlar. Başlamak zorundadır. Teşkilatçılık böyledir değerli kardeşler. Teşkilat hiçbir zaman durmaz. Teşkilat hiçbir zaman yorulmaz. Durmak yok, hizmete devam. Yola devam inşallah. Biz de belediye olarak bu işlere katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Ben bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Katılan bütün kardeşlerime de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Çok değerli divan, Güneş Teşkilat mensupları, danışma meclis toplantımıza hoş geldiniz. Başkanlarımız izah etti. Gerçekten biz halk oylamasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasında Soma'da hak edilmiş Alınkara ile elde edilmiş bir başarıda pay sahibi olduk dediniz. Allah öncelikli olarak hepimizden razı olsun. Türkiye'de 51.41 çıkmasında Soma'nın ciddi bir katkısı olmuştur. Gerçekten bir teşkilat bütünlüğü oluşunca, çalışma gayretli olunca, seçim bitiminin hemen ardından da yeni seçim hazırlıklar başlayınca Soma'da bunun örneğini görmüş oluyoruz. Neticede hayırlı ve bereketli oluyor. İnşallah bu konuda ben sizlere il başkanı olarak, il yönetimi adına çok teşekkür ediyorum ve kendinizi bir alkışlamanızı istiyorum. Tabii 21 Mayıs'ta kurucu genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Allah nasip ederse partimizin başına geçiyor. Bugün Soma'dan da arkadaşlarımızla beraber 17 ilçemizden yaklaşık 19 otobüs Ankara'da olacağız. İnşallah o coşkuya eşlik edeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan tekrar genel başkan olmasıyla 2019'da yapılacak seçimlere bazı noktalarda sıkıntılarda yaşıyorduk. Ankara genel merkezde ya da ilçelerde ya da Türkiye'nin değişik yerlerinde. Soma bunun içinde değil. Çok şükür gayet güzel bir çalışma temposu var her konuda. Bu sıkıntılar da ortadan kalkacak diyorum. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu yerde insanlar bir iş yapıyormuş gibi yapamaz. Yani o teşkilatçıdır, insanı tanır, teşkilatını tanır.
memleketin insanı hep beraber olduğu için nerede ne şekilde adım atmasını bilir. Artık yapıyormuş gibi yapanlar da gerçekten ya işin hakkını vererek yapacak teşkilatçılık noktasında ya da her kademede belediye noktasında, genç kadın noktasında ya da kenarda sadece oy veren insanlar olacak. İnşallah onların ilçemizde de Eylül ayında kongrelerimiz başlayacak. Biz sağlıklı bir şekilde o günlere ulaşacağımızı düşünüyoruz. Sulh içerisinde başarılı kongre takımını getirdikten sonra ilk kongremizi yapacağız. Ve 2018'de Türkiye'nin her yerinde büyük açılışlarla 2019'a hazırlanacağız. Ben daha önce de pek çoğunu tanıyorsunuz. Teşkilatın genç kollarından gelen ve ödülüz başkanı olmuş bir kardeşimizin. Bu konuda teşkilat siyasetinin ve teşkilatın önemli olması gerektiğini düşünüyorum. Ve her daim de hareketli, dinamik ve istikrarlı çalışmaya inanıyorum. Halk oylaması biter bitmez. 17 ilçemizin 14 birim toplantısını gerçekleştirdik. Bugün 16. ilçe danışma meclisimizi yapıyoruz. Yarın ya da perşembe günü nasıl olursa Alaşehir'le beraber 17 ilçemizi tamamlamış olacağız. İl danışma meclisimizi yaptık. Yani teşkilatımız devamlı hareketli ve dinamik olsun istiyoruz. İnşallah yönetim ve yürütme kurulu olarak da kafa patlatıyoruz. Bundan sonraki danışma meclislerimizi hem daha sağlıklı ortamlarda hem de daha sağlıklı istişareler yapmak istiyoruz. Çünkü zaman içerisinde birikmiş, hani 17 ilçe adına konuşuyorum. Sorunlarımız oluyor, sıkıntılarımız oluyor. Teşkilat adına serbest mikrofonda dile getirmemiz gereken şeyler oluyor. Aile içerisinde kalması gereken ve paylaştığımız zaman bizim için oradan çıkan neticelerin bir sonraki danışma meclisine kadar daha hayır getirecek sonuçları olması gerekiyor. Bunlarla ilgili formatımızda bundan sonra inşallah Ramazan ayından sonra artık güncelleyeceğiz. Kongreler öncesinde o formatı uygulamaya başlayacağız. Kongrelerin sonunda da aynı şekilde devam edeceğiz. Daha sağlıklı bir ortamda olsun istiyoruz. İnşallah bugün sonunda da arkadaşlarımız bunu sağlayacak. Gelen koordinatörlerimize de çok güzel sahip çıkıyorsunuz. Yanımız Soma'nın ayrı bir yeri var yani. Özkan Bey, Gürkan Bey, Aynal'ın Allah razı olsun. Yine ilden arkadaşlarımız da var bugün. Çok gayretliler. Sizle de çok güzel bir iletişim kuruyorlar. Hem ilçe başkanımız, hem belediye başkanımız, hem değişik hem kadın kolları başkanımız var. Onlara da sahiplendiğimiz için beraber burada siyaset iyi bir şekilde yaptığınız için çok teşekkür ederim sizlere. İnşallah dediğimiz gibi daha sağlıklı ortamları sağlayacağız. Daha güzel danışma meclisleri de yapacağız. Daha da kenetlendiğimiz bir teşkilat yapısı da kuracağız. İl başkanlı olarak siyasete farklı bir bakış açısı getirmeye gayretimiz var. Teşkilat siyasetini güçlendirip tüm kademelerin daha hizmet verebildiği, mutlu olabildiği, daha huzurlu siyaset yapabildiği, Tayyip Bey'le beraber inşallah Türk Manisa'da bu halk oylamalarında hiçbir şekilde %50'nin altında kalmayacağımız bir genel olarak bir yapı kurmak istiyoruz. Soma %53.10 aldı ama biz 45.7 ile oyumuzu arttırmamıza rağmen 1 Kasım'a göre kırmızı ışık yanması tabii bizi hep böyle üzdü il genelinde. Ama olsun ki 94 yılında halk oylaması sistem değişikliğine karşı izah vermeye çalıştık. Ve 94 yıllık bir sistemin tıkanıklıklarını vatandaşımız anlatabilmişiz ki bu oy oranını aldık. Netice olarak Türkiye'de alınan oy önemliydi. Buna da dediğim gibi siz son olarak fazlasıyla katkı sağladınız. İnşallah bundan sonraki seçimlerde de, bundan sonraki çalışmalarda da mahalle başkanlarından, ilçe başkanına, değişik kollarına, kadın kollarına ve belediyemize, belediye meclis üyelerimize herkesin aynı şekilde katkısı devam edecek. Ve sağlıklı neticeler hem Soma adına hem de Manisa İl adına alacağız diye düşünüyorum. Benim bu vaktinde burada katıldığınız için, beraber olduğunuz için, danışma meclisine eşlik ettiğiniz için her zaman gibi hepinize çok çok teşekkür ederim. İnşallah hayırlı neticeler alırız diyorum. Sayın İmam, Sayın Çok Değerli İl Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl Yönetim Kurulu Üyelerim, Sayın Belediye Meclis Üyelerim, Sayın Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve Üyelerim, Sayın Mahalle Başkanlarım, partimize gönül vermiş hanımefendiler, beyefendiler, değerli misafirler, basınımızın güzel ettiğimiz kişilere ilçe danışma meclis toplantısına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri onurlandırdınız. Teşkilat olarak partimizin kuruluşundan bu yana özverili bir şekilde çalışmaktayız. Bizler partimize sevdalıyız.
16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasında seçim koordinasyon merkezi oluşturulup seçim takvimine belirledik. Sonan en yüksek caddesinde iş yerini kiralayarak seçim yolumuzu kiraladık ve açtık. Seçim çalışmalarında hizmet vermek üzere biri günümüz biri otomobil olmak üzere iki aracımızı kiraladık. Mahalle mahalle ev toplantıları, kahve toplantıları yaptık. STK'larla toplantılar yaptık. Milletvekillerimizi ve İl Yönetim Kurulu başta İl Başkanımız olmak üzere İl Yönetim Kurulu Soma koordinatörlerinin işlerleriyle çarşı pazar esnaf ziyaretleri yaparak sıkılmadık, el bırakmadık. Başta çok değerli belediye başkanımız olmak üzere teşkilatımızın bu seçimlerde birlik ve beraberlik içerisinde çalışmışlardı. Kendilerine teşekkür ederiz. Partimizin kurulduğundan bu yana girdiği tüm seçimlerde aldığı oylarının daha fazla oranında 16 Nisan'da halk oylamasında aldı. Genel seçimlerde aldığımız oylar sırayla 3 Kasım 2002'de %39.70, 22 Temmuz 2007'de 51.20, 12 Haziran 2011'de 52.80, 7 Haziran 2015'de 39.90, 1 Kasım 2015'de 49.70. Yerel seçimlerde aldığımız oylar ise 28 Mart 2004 tarihinde %45.90, 29 Mart 2009 tarihinde %47, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde %43.30. Cumhurbaşkanı seçimlerinde %47.30. 16 Nisan 2017'de halk oylamasında aldığımız oy ise %53.10. Görüldüğü üzere en yüksek oyu halk oylamasında aldı. Evet, Soma kazandı, Manisa kazandı, Türkiye kazandı. Hayırlı uğurlu olsun. Bu başarıyı katkı koyan milletvekillerimize, il başkanımıza, Soma koordinatörlerimize, belediye başkanıma, belediye meclis üyelerime, ilçe teşkilatıma, kadın kolları, gençlik kolları başkanı ve üyelerime, mahalle başkanlarının yönetimine, velhasıl AK Parti ailesine ayrı ayrı teşekkür ederim. Durmak yok, çalışmaya devam. İlçe danışma meclisi toplantımız hayırlı vesile olması dileğiyle tekrar hepinize hoş geldiniz der. En kalbi duygularını saygı ve selamlarımı sunarım. Adalet ve Fatma Fatih'e başlayalım.